5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölümün ya da sorunun karşısında puan değeri var. Dur, kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle birlikte paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorudan hemen başlıyorum. Bir metin var. Bu metne göre soruları yanıtlayacağız. Ama ben önce şuradan bahsetmek istiyorum. Diyor ki, metin sorularına soru kalıbına uygun ve kurallı cümle şeklinde cevaplar veririz. Türkçe dersinde olduğunu unutma. Noktalama işaretlerine uygun, yazım kurallarına uygun cevaplar vereceksin sevgili öğrencim. Yazının artı güzel olması gerekiyor. Metnimizi bir okuyalım. Teknoloji hayatımıza sayısız faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememiz gerekmektedir. Ürünleri kullanırken ölçüsüz ve sınırsız davranırsak sağlığımızı kaybedebilir ve diğer insanlarla ailemizin üyeleri ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar yaşayabiliriz. İşte bu duruma teknoloji bağımlılığı adı verilir. Bağımlılık, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarıyla internete, televizyona ve başka bir oyun cihazına olabilmektedir. Bir süre sonra kişi kendi temel ihtiyaçlarını dahi ihmal ederek bütün vaktini teknolojik araçla geçirmeye başlar. Şimdi yukarıdaki yer alan metnin başlığı ne olabilir? Şimdi buraya tutup da teknoloji bağımlılığı yazarsan bu doğru cevap olsa bile olmaz. Yani senin orada bir güzel bir cümle kurman gerekiyor. Her şeyden önce lütfen bunu unutma. Şimdi sevgili öğrencim, bakın buradaki ben cümle kalıbını gösteriyorum. Yukarıdaki metnin başlığı nokta 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 olabilir. Şimdi bize ne olabilir yazınız diyor. Yani ben burada teknoloji bağımlılığı dedim. Sen onu demedin. Başka bir şey yazdın. Konuyla ilgili olursa da yine 5 puan olabilir. Hesaplama yapabilirsin. Teknolojinin bağımlılığı diyebilirsin. Teknolojinin zararları diyebilirsin. Teknoloji ve insan ilişkileri diyebilirsin. Teknolojinin faydaları ve zararları yine diyebilirsin. Bunlar ya da buna benzer bütün başlıkları öğretmenin emin ol sayacaktır. Ama tutup da burada mesela teknoloji bağımlılığı hiçbir şey yazmıyorsun, sadece başlık atıyorsun. Bu şekilde öğretmenin kabul etmez. Onu sana soru kalıbına uygun cevaplaman gerekiyor. Yukarıdaki metnin başlığı teknoloji bağımlılığı olabilir. Yukarıdaki metnin başlığı teknolojinin zararları olabilir tarzında cevabı vermen gerekiyor. 2 numaralı sorumuz, yukarıda yer alan metnin ana fikrini, yani buradan çıkartılması gereken mesajı yazınız diyor bize. Çocuklar, teknoloji evet hayatımıza sayısız faydalar sağlamaktadır ama şunu diyor sana, her alanda kullandığın teknolojinin aşırı derecede bağımlısı olursan ciddi sorunlar yaşayabilirsin. Onun için bu teknolojik ürünlerin esiri olmamalıyız tarzında bir cevap cümlesi hazırlaman gerekiyor. Teknolojik ürünleri hayatımızda gereğinden fazla kullanmamalı, bu ürünlerin esiri olmamalıyız dedim ben. Çıkartacağımız mesajı yazdım direkt buraya. Tabi bu doğrultuda yine kendi cümlelerini kullanarak da güzel bir soluk kalıbıyla 10 puan daha hesaplama yapabilirsin. Yine bu metne göre 3. sorumuz 5 puan değerinde. Bu metne göre insan hangi teknolojik ürünlere bağımlı olmaktadır diyor bize. Bulalım öncelikle sevgili öğrenciler, bakın. İşte bu duruma teknoloji bağımlılığı adı verilir. Bağımlılık, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarıyla internete, televizyona ve başka oyun cihazına olabilmektedir. Şimdi bunu güzel bir cevap cümlesine çeviriyorum. Güzel bir cevap, soru kalıbına uygun bir cevap cümlesi vermem gerekiyor. İnsan, tablet, cep telefonu, internet, televizyon veya başka bir oyun cihazına bağımlı olmaktadır. Ya da buna uygun oradaki bütün örnekleri verdiğin kendi cümlenle de bir 5 puan daha hesaplama yapabilirsin. Sevgili öğrenciler, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait özel matematik derslerimiz internet üzerinden verilmektedir. Haftanın 2 günü birer saat İbrahim Hoca tarafından derslere bağlanmak için 507-215-2658 numaralı telefondan ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Metin soruları sona erdi. Bundan sonraki sorularımız hemen geliyor. Kelimelerin eş anlamlarını, yani anlamdaşlarını yukarıda yer alan metinden bularak da bir yazınız diyor bize. Çocuklar, metin olmadan da bunu yapabiliriz. 8 puan değerinde yaptığın her doğru 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Faydalı oldum, yararlı oldum, fayda ve yarar kelimeleri. Sıhhat, sağlık demektir sevgili öğrencim, eş anlamlısını getirdim. Gereksinimlerim var, bazı ihtiyaçlarım var.
Yani onu basit bir cümleyle de kullanarak eş anlamlısını çıkartabilirsin. Yaşam kelimesi, yaşamıma son verdim, hayatıma son verdim. Yaşam ve hayat kelimeleri yine eş anlamlı kelimelerdir. 5 numaralı sorumuz, aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere nokta ve virgül işaretini koyunuz diyor bize. Sevgili öğrenciler, 10 tane parantez var orada. Yaptığın her doğru 1 puan olarak da hesaplayabilirsin. Yani noktadan sonra büyük harfle başlaman gerektiğini, hani cümle sonundaysa da unutmayalım. Yani virgülleri de ona göre ekleyebilirsin sevgili öğrencim. Evet diyor. Mesela buraya nokta koyamazsın sen. Çünkü nokta olursa ondan sonraki gelen kelimenin ilk harfinin büyükle başlaması gerekiyor. O zaman buraya bir virgülü getirdim. Evet, ödevlerimizi erkenden yapmalıyız. Cümle tamamlandı ve noktayı koyduk. Bu yıl 5. noktanın bir görevi de sayının önüne gelerek o sayı sıralamaya sokar. Bu yıl 5. sınıfın dersine kim girecek? Doktor Selinay Hanım. Doktor bazı kısaltmalardan sonra nokta konulabilir. Doktor Selinay Hanım cümlede işi yapan kişiyi vurgulamak için virgül kullanabilirsin. Kardeşimi yine noktanın bir görevi günün, ayın ve yılın arasına konur sevgili öğrenciler. Kardeşimi 11.10.2017 tarihinde sıralamaya sokuyorum burada. Üçüncü yine nokta koymam gerekiyor. Üçüncü kez kontrole çağırdım. Ayşe, Ahmet ve Zeynep ders çalışmak için diyor. Cümlede eş görevli sözcükleri ayırmak için virgülü kullanabilirsin. Ayşe, virgül, Ahmet, V'nin olduğu yerde eş görevli olsa bile cümlede virgül olmaz. Ders çalışmak için saat 7.30'da baktığın zaman noktanın bir görevi de dakika ve saati birbirinden ayırır. Buraya da noktayı koydum. 7.30'da bizde olacaklar. Bu şekilde yaptıysan 10 puan olarak hesaplamada yapabilirsin. Sevgili öğrenciler, bundan sonraki sorularımız çoktan seçmeli test sorusu. Yaptığın her doğru cevap için 5 puan hesaplama yapabilirsin. 6 numara. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekmek kelimesi güç durumlara dayanmak, katlanmak anlamında kullanılmıştır? Çocukluğundan beri bu hastalığı çekiyor. Tartıda 45 kilo çektiği sandalyeleri masanın etrafına çekiyor. Arızalanan aracımı yolun sağına çektim. Çocuklar, Türkçe sorularını cevaplarken doğru cevabı A seçeneğinde bulsanız bile lütfen sonuna kadar seçenekleri okuyun. Doğruyu istiyorsa belki daha bir doğru karşınıza çıkar ya da yanlışı istiyorsa belki daha emin olduğunuz keskin bir yanlış karşınıza çıkabilir. Çekmek kelimesi, güç durumlara dayandım, katlandım. Çocukluğumdan beri bu hastalığı çekiyor, bu hastalığa dayanıyor, katlanıyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Tartıda tam 45 kilo çekti. 45 kilo ağırlığında anlamında kullanmış. Eledim. Sandalyeleri masanın etrafına çekiyor. Masanın etrafına doğru götürüyor. Onların etrafında topluyor. Eledim. Yukarıdaki anlam gibi değil. Arızalanan aracımı yolun sağına çektim. Yolun sağında durdurdum aracımı anlamında kullanılmış. D seçeneği de eledim. 7 numaralı sorumuz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ince sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Sevgili öğrenciler, kalın kelimesinin tam zıttı olan anlamda kullanılırsa gerçek anlamdadır. Onun dışında mecazi bir anlam olur. Yani başka anlamlara geliyorsa. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti. Kalının zıttı olan ince bu. Biri olmadı bu. Gerçek anlam. A seçeneğini eledim. 2 numara. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu. Kalın değil, ince. Kalın kelimesinin zıttı. 2 numarayı da eledim. Gerçek anlamdır. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı. Kalın olmayan bir değnek, ince bir değnek. 4 numarayı da eledim. Bu gülümseyişte ince bir alay. Alay ediyorsun, ince oluyor. Nasıl olacak bu? Yani o ince, kalının tam tersi olan ince mi? Fark edilmesi zor bir alay diye konuşmuş sevgili öğrencim. Başka bir anlam, dolayısıyla mecazi bir anlatım vardır orada. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir hayal ürünüdür? Yani bunun gerçekleşmesi imkansız olacak. Masal gibi veya da fantastik filmlerde anca gerçekleşebilir. Kedi fareleri yakalamak için koşabilir sevgili öğrencim. A seçeneğini eledim. Bu yeşil ve sulak alanlar bizim için kullanıma açılmalı. Bu da gerçek bir üründür. Bunu da eledim. İyi yetişmiş gençlere çok ihtiyacımız var. Burada da bir hayal ürünü göremedim. Kurt kendisine yapılan iltifat. İltifat nedir? Güzelleme.
Karşı tarafa dersin ya, sen ne kadar yakışıklısın, sen ne kadar güzelsin, sen ne kadar zekisin. İyi de bunlar bir insana yapılır. Acaba kurt kendisine yapılan iltifat karşısında şaşırmıştı diyor. Yani kurda bir iltifat yapmak ya da kurdun bu iltifat karşısında şaşırması gerçek bir ürün müdür? Bence değildir. Doğru cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz, bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilgisi vardır diyor bize. Sevgili öğrenciler, amaç-sonucu neden-sonuç cümleleriyle karıştırıyorlar. Genelde amaç-sonuç için kelimesiyle olur ve ben bu için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirebiliyorsam orada bir amaç vardır. Bir de soruyla birazcık konuşacağız. Bu tarz sorulara doğru cevap vermek istiyorsan. Büyük sevincin benliğimi kaplamasıyla yerimde duramadım. Bir şey yok. Haberi bir an evvel eve ulaştırmak için koşmaya başladım. Bu kenarda kalsın. Etrafımdakilerin şaşkın bakışlarını aldırdığım yoktu. Kendimi dünyayı fetheden bir Fatih gibi hissediyordum. Şimdi için kelimesinin altını çizdim. Haberi bir an evvel eve ulaştırmak için koşmaya başladım. İçin kelimesi yerine amacıyla getir, oluyor mu bakalım? Haberi bir an evvel eve ulaştırmak amacıyla koşmaya başladım. Benim bir amacım var sevgili öğrencim. Nedir bu amacım? Almış olduğum haberi bir an önce eve ulaştırmak. Peki bu amaç doğrultusunda ne yapıyorsun? Sonucu ne? Koşmaya başlıyorsun. 2 numara. Doğru cevabım B seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır diyor bize. Bakalım hemen. Varlıkları ilk düzlükte dinlenmek için varlıkları ilk düzlükte dinlenmek için durdular. Yok sevgili öğrencim burada. Deyimleri biraz da mecazi anlatım gibi kalıplaşmış sözler olarak da düşünebilirsin. Sana da tavsiyem lütfen, nasıl hikaye kitabı okuyorsun ya, deyimler ve atasözleri kitabını al, baştan sona doğru açıklamalarla birlikte oku. Çok faydasını göreceksin. Telaşlı topluluk evi çevreleyen duvarın önünde bekliyordu. Göremedim bir şey burada. Yine sevgili öğrencim. Yani telaşlı topluluk, aman ha gelmesin öyle bir şey aklına. Karyolaya uzanıp yorganı iyice üzerine çekti. Burada da bir şey yok sevgili öğrenci. Mesela bunu karıştırmayalım, tamam mı? İşte ayağını yorganına göre uzat ki bu bir atasözüdür ama bazen oradaki atasözlerini gerçek olarak verirler. Senden de onu işaretlemeni beklerler. Çeldiricidir. Bu bir deyim değildir yani. D'ye dikkatli baktığında çocukların evde olmadığını görünce, öğrenince aklı başından gitti. Aklı başından gitti. Korkma, tasalanma, kaygılanma durumlarında kullanılan bir deyimdir. Doğru cevabım D seçeneği. 12 puanlık bir diğer sorumuz. 12. soru. Aşağıda koyu yazılan kelimelerin anlam özelliklerini bularak uygun kutuları işaretleyiniz diyor bize. Bakalım hemen. Zehir gibi sözleri vardı diyor bize. Gerçek anlamı, mecaz anlamı, terim anlamı. Yani zehir birini öldürmek için ya da bir şeyleri zehirlemek için, evet, ortadan kaldırmak için besinlerin içine atarsın, onu yerler değil mi? Gerçek anlamda bu geliyor ama sözün zehir olması çok keskin konuşma, aşağılayıcı konuşma gibi başka bir anlam var. Mecazi bir anlam. Çarpıya attık. Bu ayrılık ruhumda derin yaralar açtı. Yani derinlik denizde olur, suda olur sevgili öğrenci. Suya dersin ki deniz çok derin dersin, göl çok derin dersin. Boyumu aşıyor dersin mesela. Değil mi? Tam anlamını bilmesen de bu şekilde cümlelerle onun gerçek mi, mecaz anlamda mı olduğunu çıkartabilirsin. Yaraların derin olması ve ruhumda derin yaralar açıyor. Beni üzen, beni çok etkileyen anlamında kullanılan bir mecazi anlatım var burada. Çorba çok tuzlu olmuştu. Tuzlu kelimesi burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Cümledeki mecaz anlamlı kelimeyi buldum. Mecaz kelimesi Türkçe'de kullanılan, Türkçe dersinde kullanılan terim anlamlı bir kelimedir sevgili öğrencim. Ara sıra annesinin ismini, adını sayıklıyordu. Gerçek anlamdır bu da sevgili öğrencim. Matematik dersinde kümeler konusunu işledik. Burada da matematik ilminde kullanılan bir terim anlamlı sözcük var. Yaptığın her doğruyu 2 puan olarak da hesaplayabilirsin. Sevgili öğrenciler, 80 puanı geride bıraktık. 13. sorumuz, hikayeyi metne uygun olarak tamamlayınız. Tabi burada ben tamamlamayacağım ama bazı şeylerden bahsedeceğim.
Aşağıda yarım bırakılan hikaye metne uygun olarak tamamlayınız diyor. Çocuklar sayfa düzeni ve yazı güzel. İşte burada sana boş bir sayfa verecektir öğretmenin. Emin olabilirsin. Yazın güzel olsun. Sayfa düzenini iyi yap. Soldan sağdan eşit bir şekilde boşluk bırakmaya çalış. Yazım ve noktalama işaretlerine dikkat et. Yani noktayı koymuşsun cümleden, ondan sonra gelen cümlenin ilk harfini küçükle başlıyorsan öğretmen oradan puan kırıyor. Bak 5 puana kadar kırabiliyor. Metne uygun anlatım. Yani yukarıdaki konunun dışına çıkma. Oradaki konuyla ilgili olsun anlatacağın şeyler. Baktığım zaman da teneffüs zili çalmıştı. Sinan tek başına bahçeye çıktı. Bahçede gezinirken yerde bir saat gördü. Saat çok güzeldi. Eline aldı. Bir süre inceledi. Çevresine baktı. Kimsecikler yoktu. Saati alıp cebine koydu ve hemen oradan uzaklaştı. Doğruca sınıfa girdi ve sırasına oturdu. Hiç kimseye bir şey söylemedi. Öğretmen geldi. Ders başladı. Bu arada sınıf kapısı çaldı. Bir çocuk ağlayarak içeri girdi. Yani ne olabilir? O çocuk saatini düşüren çocuk olabilir. Orada sorabilir, çocuklar böyle bir saati bulan var mı? İşte gören oldu mu diye sorabilir. Yani sana kalmış tabii. İstediğin şeyi yazabilirsin. Sinan ilk başta söylemeyebilir. O saati eve götürebilir. Annesi görebilir saati, babası görebilir. Ya da kimse görmeden vicdanı onu rahatsız edebilir. Ertesi gün her şeyin gerçek olduğunu, doğrusu neyse, olayın doğrusu neyse öğretmenine söyleyebilir. Saati ona geri teslim edebilir. Artık orası sana kalmış. Ama sayfa düzenine, yazı güzelliğine, yazım noktalama işaretlerine, metne uygun bir anlatıma da dikkat etmen gerekiyor. Puanları da burada belli. Sevgili öğrenciler, yazılımız burada sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazıların takibi için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Yazılıya giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum.